Merhaba arkadaşlar, ben Ertuğrul Ergün. Geçen dersimizde Vika'nın temel Explorer penceresi üzerinde bir dosya açıp bu dosya ile ilgili temel özelliklerden bahsetmiştik. Bugün bu dersimizde farklı bir iki dosya açıp farklı özelliklere bakacağız. Daha sonra da bir sınıflandırma örneği yapacağız. Şimdi öncelikle gene Vika Data klasörümden Weather Numeric dosyasını açıyorum. Geçen dersimizde Weather Nominal dosyasıyla çalışmıştık. Weather Numeric dosyasını açıyorum. Bu geçen derste, geçen videoda bahsettiğimiz dosyaya benziyor. Gene 14 örnek var, 5 özellik var. Grafikler aynı. Play değerlerimiz aynı. Farklılık şurada. Temperature değerini tıkladığımızda sayılar, değerler ve karşılarındaki kaç adet olduğu ile ilgili sayılar yerine minimum, maksimum değerler, ortalama ve standart sapma değerlerini görüyoruz. Gene humidity özelliğine baktığımızda gene minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerlerini görüyoruz. Edit düğmesine basarak dosyamızı açtığımızda bunu fark edebiliriz zaten. Temperature ve humidity özelliklerimiz, değerlerimiz numerik değerler, yani devam eden değerler. Belirli bir veri grubundan seçilen değil de sayısal olarak girilebilen değerler olarak karşımıza geliyor. Gene burada bu değerleri çift tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ve gene save diyerek bu değerlerin kaydedilmesini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bir başka dosya açarak devam edelim. Şimdi Glass dosyamı açmak istiyorum. Gene Vekadata klasöründeki. Glass dosyamda bu sefer 10 tane özelliğim var. Bu 10 özellik de toplam 214 örnekte verilmiş bana. Yani toplam 214 örneğin 10'ar tane özelliği verilmiş. Gene son özelliğimiz sınıflandırma özelliği olarak kabul ediliyor. Bundaki değerler sınıflandırma değerleri ve diğer örneklere tıkladıkça da bu en sondaki sınıflandırma özelliğine göre bunların grafiğini görebiliyorum. Geçen ders söylediğim gibi veri madenciliği işlemi yaparken öncelikle dosyanızın, daha doğrusu verilerinizin ne olduğunu, nereden geldiğini, ne ifade ettiğini bilmeniz gerekiyor. Bunun için bu veriyi bir inceleyelim. Bilgisayarım, belgelerim ve Vekadata klasöründe verilerimiz, biliyorsunuz. Glass verisi, Veka programı default olarak ARF dosyaları üzerinde çalışıyor. ARF dosyalarının özel bir yapısı var. Öncelikle bundan bahsedelim. Bu dosyaları herhangi bir metin işleme programıyla açabilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Ben Notepad++ kullanıyorum ama siz farklı bir metin işleme programı da, yani WordPad veya Notepad gibi bir programda da açabilirsiniz. Şimdi ARF dosyalarında özellik olarak bir yüzdeyle başlayan satırlar vardır. Bunlar tanımlayıcı bilgilerdir. Kullanan kişiye, bu veri dosyasını kullanan kişiye o veri dosyasıyla ilgili, verilerle ilgili detay bilgiler vermek için kullanılır. Belli bir yerden sonra da et işaretiyle başladığını görürsünüz satırların. Bunlar da gerçek verilerin yer aldığı kısımdır. Yüzde olan kısmın veri analizinde hiçbir önemi yoktur. Veri analizi programlarımız, yani Vika, bu yüzdeli kısma hiç bakmaz. Sadece etle başlayan kısımları değerlendirmeye alır. Şimdi bu veri dosyasının İşte adı Glass Identification Database, yani cam tanımlama veri tabanı. İşte 1987 yılında üretilmiş bir veri tabanı. Daha önce kullanıldığı çalışmaları burada listeliyor. Daha sonra detaylı bilgi veriyor. Bu veri dosyaları, veri dosyası nasıl oluşturuldu diye. 214 örnek olduğunu söylüyor bu veri dosyamızda. 10 tane özellik olduğunu söylüyor bu 214 nesnemizin, 10'ar tane özelliği yer alıyor. Ben kısaca söyleyeyim ne olduğunu bu dosyamızın. Bu dosyamız bir cam üretim fabrikasına ait veriler. Bu fabrikada 7 çeşit cam üretiliyor. Ve bu camların da içerisinde değişik kimyasal maddeler var. Ve bu camların refractive index dediğimiz RI indeksleri var. Bu değerlere göre bu camların ne olarak üretildiği belirleniyor. Verilerimizde de işte RI değerinin minimum, maksimum, ortalama değerleri, işte sodyum, magnezyum, silisyumun
değerleri. Yaz burada şundan bahsedelim. Bu kimyasal maddelerin burada verilen minimum maksimum değerleri, daha doğrusu buradaki verilen değerleri yüzde olarak veriliyor. Yani silisyum %69.81 ile örneklerde %75.41 arasında değişiyor. Sodyum %10.73 ile %17.38 arasında değişiyor gibi. Ve bu 214 örneğimizden 163'ü pencere camı, 51'i pencere olmayan cam olarak üretilmiş. 163 pencere camının 87'si farklı bir özelliğe, 76'sı farklı gruba ayrılabiliyor. İşte 51 tane pencere camı olmayan camların 13'i konteyner, 9'u masa, 29'u da kafa lambası camı olarak üretilmiş. Ve şu et işaretinden itibaren de ARF dosyamız başlıyor. Eğer siz böyle bir dosya üretmek istiyorsanız aslında yapmanız gereken bu et işaretinden sonrakileri yapmak. Öncelikle dosyamızın ismini veriyoruz. Sonra atribüt özelliklerinin ve değerlerin ne olacağını veriyoruz. Bu şekilde. Numerik ise bu şekilde sadece numerik yazmamız yeterli. Herhangi bir veri grubundan seçilecekse type yazıp ona göre veri grubundaki diğer değerleri yazıyoruz. Daha sonra et data yazısından sonra da verilerimizi virgüllerle ayırarak sıralıyoruz. Bu şekilde 214 veri alt alta yer alıyor. İşte ARF dosyamızın yapısı bu. Tekrar VK'ya dönelim. Yapıyı az çok anladık. Burada şunu tekrar söyleyelim. Buradaki verilen NA'daki, MG'deki ve bu kimyasal 2'den 9'a kadar olan kimyasal maddelerdeki veriler yüzde oranını veriyor. Tip camımızın hangi tip olduğunu söylüyor. R ya da bu camın kırılma indeksini bize veren veriler. Şimdi bunlar üzerinde bir sınıflandırma algoritması çalıştıralım. Classify paneline tıklıyoruz yukarıdan. Pre-process panelindeydik. Verilerimizle ilgili ön işlemleri burada yapıyorduk. Classify panelinde sınıflandırma algoritmalarının istediklerimizi seçip çalıştırmamız mümkün. Şimdi Classify paneli geldikten sonra Choose düğmesine tıklayarak Trees ağacı altındaki, Trees bölümü altındaki J48 analizini seçiyorum. Tek tıklamam yeterli. Direkt buraya ismi geliyor. Bu analizi çalıştırmak için Start düğmesine basmam gerekiyor. Hemen çok kısa bir sürede verilerimin analizini tamamladı. Şimdi bu öncelikle sonuçlara bir bakalım. Sonuçlar bize neyi ifade ediyor? Penceremizi biraz daha büyütelim. Şimdi öncelikle üstte ağacımızı gösteriyor. Tabii ki yazıyla gösteriyor bunu. Çeşitli çizimlerle gösteriyor. Bunu şöyle yorumlayacağız. İlk başta BA değerine bakacağız. 0.27'den küçük veya eşit mi, büyük mü diye. Büyükse hemen şu çizgileri takip ederek alttaki dala gelip 0.27'den büyükse silisyum değerine bakılıyor. Silisyum değeri 70.16'dan büyükse kafa lambası, %70.16'dan küçükse başka bir cam türü diye bunu nitelendirmemiz mümkün. Ağaçta bu şekilde hareket edeceğiz. BA değeri 0.27'den küçükse MG değerine bakılacak. O 2.41'den küçükse K değerine bakılacak gibi bu şekilde bir sınıflandırma yapılmış. Şimdi bu yapılan sınıflandırmanın başarısı ne? Bizim için önemli olan bu. Bu sınıflandırma analizimizin başarısı %66.8. Yani örneklerimizin %67'si, yaklaşık %67'si doğru sınıfa yerleştirilmiş. %33'ü yanlış sınıflandırılmış. Yani aslında çok da başarılı bir sınıflandırma olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi şu konfüzyon matriksten de biraz bahsedelim. Buradaki yorumumuz şu şekilde. Üste nasıl sınıflandırıldığı var rakamsal olarak. Sağ tarafta da gerçek sınıfı var. Yani bunun anlamı şu. Eğer bir cam A ise bunlardan 50 tanesi doğru sınıflandırılmış A diye. Ama A sınıfı olan bir camın 15 tanesi maalesef burada yanlış sınıflandırılmış B diye. 3 tanesi C diye sınıflandırılmış, birer tanesi de F ve G diye sınıflandırılmış. B olan camların 47 tanesi B diye sınıflandırılmış ama 16 tanesi yanlışlıkla A diye sınıflandırılmış B olmasına rağmen. Bu matristen anladığınız gibi aslında bizim şu köşegen üzerindeki verilerimizin yüksek olması, diğer verilerin çok düşük olması bizim
buradaki doğru sınıflandırma oranımızı arttırabiliyor. Şimdi burada ne tip ayarlamalar yapabilirsiniz? Bu algoritmanın teknik detayları üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. İsmine tıkladığınızda bu algoritmayla ilgili bir detay ayar penceresi geliyor. Burada mesela unpruned seçeneğini true yapıp tekrar deneyebiliriz. Tekrar denemek için start düğmesine bir daha basmamız gerekiyor. Bakın başarı oranımız biraz daha arttı. Yani yüzde binde 4 gibi bir artış sağladık. Gene bu tabloyu burada değerlendirebiliyorsunuz. Ağacımız gene bu şekilde karmaşık bir şekilde aslında gösteriliyor. Onun dışında her yapraktaki minimum nesne sayısını değiştirebiliriz. Bunu minimum object değerini değiştirerek yapıyoruz. Burada şundan bahsedelim. Bu ağaçların, yaprakların dallarındaki numaralar neyi ifade ediyor? Buraya mesela toplam 14 tane örnek gelmiş bu şartlara uyan. Bunların 13 tanesi doğru sınıflandırılmış konteyner olarak ama bir tanesi yanlış sınıflandırılmış. Yani gelenlerden bir tanesi konteyner değilmiş. Sadece tek sayı varsa gelen tüm verilerin doğru sınıflandırıldığını anlıyorsunuz. Ama burada iki tane sayı yazıyorsa mesela buraya 30 tane bu değerlere uyan örnek gelmiş. 31 tane. Bunların 30'u bu cam tipindeymiş ama bir tanesi bu cam tipinde değilmiş gibi bunu yorumlamamız mümkün. İşte bu yapraklardaki minimum nesne sayıları şu anda 2. Doğru olarak değerlendirilen minimum nesne sayıları 2. Bu minimum object değerini değiştirerek mesela 15 yaparak daha büyük ağaç dalları yapmayı sağlayabiliriz. Ağaç yaprakları yapmayı sağlayabiliriz. Bunu değiştirdikten sonra tekrar start düğmesine basıyorum. Tekrar bir analiz yapılıyor. Şimdi dikkat ediyorsanız başarı oranımız düştü sınıflandırmadaki. Ama avantajı ne bunun? Bizim bu sefer ağacımız çok küçüldü. Ağaçta daha rahat karar verebiliyoruz. Daha az özelliğe bakarak karar verebiliyoruz. Buradan ağacımızın çok da okuması zor bir ekran. O yüzden bunu görselleştirebiliriz. Bunu yapmak için son yaptığımız analize sağ tıklayıp Visualize 3 seçeneğini seçiyorum. Bu bana şu şekilde bir ekranda ağacımı gösteriyor. Tabii küçük bir pencere olduğu için okuması biraz zor. Pencereyi büyütüyorum. Ağacın tam sığması için de sağ tıklayıp Fit to Screen seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde ağacım biraz daha büyütüyor. Şimdi ben buradan daha net yorum yapabilirim. BA değerine bakacağız. 0,20'den büyükse kafa lambası. Yalnız bu şekilde 32 tane değer buraya geliyor. 3 tanesi değilmiş. Bunu buradan yorumlayabilirim. BA 0,27'den küçükse magnezyum değerine bakacağız. 2,41'den küçükse potasyuma bakacağız. 0,12'den küçükse masa, büyükse konteyner camı diye daha basit bir ağacım bu şekilde gösterilebiliyor. Üstteki örneklerin ağacına bakarsak şu şekilde biraz daha karmaşık ağaçlar olduğunu ve yorumlamanın zor olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde yaprak sayısını azaltmamız, nereden azalttık tekrar gösterelim. Pardon, algoritma ismimizi tıkladıktan sonra minimum object sayısını 15 yapmıştık. Bunu da şuradan görebiliyorsunuz. Pardon, şuna bakacağız. Evet, şu an ağaçlardaki örnek sayısına bakın. 15, 20, 16, 27, 41, 16, 50, 29. 15'ten aşağı yok. Tabii bu da bizim başarı oranımızı biraz daha düşürüyor ama daha görsel olarak basit bir ağaç elde etmemizi sağlıyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizi de burada bitirelim. Bu videomuzu da burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda da filtreler konusundan bahsedeceğiz.